Daha sonra paket saat 12 civarı gece 1'de uçağımız kalkacak. Antep'e gidiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk defa gidiyorum ben de. Bol yemeli içmeli bir video olacak. Bol bol yiyeceğiz içeceğiz arkadaşlar. Yarın sabah Antep turumuz başlıyor. Aferin çocuklar. İlk durağımız Metanet Lokantası. Beyranımız geldi şu an. Çok acılı söylemedim ben içemem diye. Bakalım nasılmış. Bu bildiğiniz ana yemek arkadaşlar. Çorba demek gerçekten haksızlık olur. Antepliler zaten buna çorba demiyorlarmış. Bildiğiniz doyurucu bir ana yemek. Ben normal acılı söyledim ki acı severim ben. Ona rağmen çok acılı. Orijinalini hiç düşünemiyorum bile yani ne kadar acı oldu. Ciğerlerime kadar yaktı yemin ediyorum. Konuma gelmiş bulunuyoruz. Normalde sabah kahvaltı geleneği. Bu da Antep'te kaybolmayın diye. Antep veriyoruz. Çok mersi. Hamurlar görebildiğiniz sert buğdayla yapılan bir hamurumuzdur. Onu bir yıl kadar dinlendiriyoruz. Ustalarımız içerisine yöremizin hakiki süt kaymağı, şeker, tuz tonu ve yöremizin sade yağ ve illa taş fırınlıyoruz. Odunlu fırındır. Ve bu geleneğimizden 150 yıllık bir geçmişimiz var. Kültürümüz 4. şekilde devam ediyor. Bu da senin efendim alın. Burada amacımız genç nesilleri adapte etmek. Genç olarak sağlamlaştıran toplumda güzel insanlar yetiştiriyor. Öyle değil. Bu da bizim okulumuz efendim. Normalde kara katmanız var. Bu da burada muska olanı var. Simit olanı var da normal klasik daha güzel deriz. Antep'te şöyle bir tabir vardı, doydum gibi bir kelime yoktu, ne yiyelim kelimesini kullanıyoruz. Yani bütün azar azar. Evet. Bu normalde klasik olan katlerimiz, bu musk olan katlerimiz. Katlıyorum. Bu musk olan. Evet, bu musk olanlar evet. Biliyoruz çikolataya falan girmiyoruz. Bizim bir klasik sistemler. Fazla dizaynlara girmeyelim. Ekollere girmeyelim. Orijinalini bozmayalım değil mi? Doğrudur. İstanbul'da yediklerimiz kaç varsa bu ne acaba? Şimdi de dürümcü Recep Usta'ya geldim. Bir çarşı geziyorum, bir yiyorum arkadaşlar. Yani buranın olayı da bu. Yapacak başka bir şey yok artık. Yiyeceğiz yani. Geçtim mi ya? Neresi? Pardon, şurasıymış. Merhaba. Hoş bulduk. Şöyle bir çekeyim. Nohut dürümü aldım şöyle. İçinde nohut patatesi var. Biraz patlıcan koydu. Soğan, salata. Limon sıkacağız. İstersek ketçap da sıkarsak daha da güzel olabilirmiş. Hadi yiyelim. Amca efkarlı gerçekten. 100 lira 10 lira oldu. Boşa mı? Tık 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 sesleri duyuyor musunuz? Herkes bakır işliyor.
elemeyi, zanaatkar olmak böyle bir şey işte. Şahane, çok güzel. Bakırcılar Çarşısı'ndan çıktığınız gibi hemen karşısında Almacı Pazarı var. Şimdi oraya gideceğim. Mis gibi baharat kokuyor, mis. Alınacak bir sürü şey var aslında, bir siparişler. Ama şu an sadece dolanıyorum. Daha sonra alışveriş yapmaya geleceğim. Bakın şunu göstermek istiyorum, bu olayı. Kaç tane tezgah gördüm bu şekilde. Bildiğiniz kuyumcu yani. Ama hepsi imitasyon, sahte. Bildiğiniz kuyumcu tezgahı gibi. Ve insanlar çok rağbet ediyor. Bütün tezgahlar kalabalık yani. Yukarıda da birkaç tane gördüm. Resklere bakın. Şimdi Zeugma Müzesi'ne geldim. Burayı da merak ediyordum. Gelmişken uğramadan gitmek istemiyorum. Girişte böyle bir alan var. Çok güzel burası. İçerisi de bayağı kalabalık şu an. Bu mozaikler arkadaşlar buraya tek tek böyle parça parça taşınmış. Şu karşıda gördüğünüz dağların eteklerinden çıkartılıyormuş bu mozaikler, Roma döneminden kalma. Bu Zeugma'da Antep'in farklı bir ilçesindeymiş. Bu dağların eteklerinden çıkardıkları parçayı buraya taşımışlar ve müze haline getirmişler bu şekilde. İçerideki ambiyans çok güzel, hoş. Bu müzenin en belirgin simgelerinden bir tanesi Çingene Kızı mozaiği. Şans eseri kaçakçılardan bunu kurtarabilmişler. Kazı toprağının altında kalmış ve bu şekilde çıkartabilmişler. Kazı çalışmaları sırasında yapılan şakalaşmalar sonucunda Çingene Kızı'na benzetildiği için Çingene Kızı mozaiği olarak adlandırılmış. Zeugma Müzesi'nden çıktıktan sonra şimdi kaleye geldim. Kaleyi de bir gezelim. Şeyi söylemeyi unuttum ben size. Zeugma'ya giriş ücreti 50 liraydı. Müze kart alırsanız da 60 liraydı. Ben müze kart alarak girdim. Daha sonra da kullanabilirsiniz çünkü daha mantıklı geldi bana. Fiyatlar hakkında da bilginiz olsun. Şimdi kaleyi gezmeye başlayalım. Şuna bakar mısınız? Oraya girmiş. Böyle aniden karşıma kuş çıkınca ben şans getirdiğine inanıyorum, biliyor musunuz? Bana iyi geliyor yani. İnandığım için belki de bilmiyorum ama sevindim şu an. Kalenin içine bu şekilde yürüyüş geçit alanları yapmışlar. Buralardan yürüyerek kaleyi böyle dolaşabiliyorsunuz. Çok sıcak, biraz esiyor ama nefes nefese kaldım.
çok yoruldum arkadaşlar. Şimdi biraz otele gireceğim, dinleneceğim. Daha sonra çıkıp devam ederiz. Kaldığımız oteli de göstereyim size. Şirehan Hotel. Çok otantik, çok beğendim ben. Doğru bir seçim yapmışım. Lokasyon olarak da çok iyi bir konumda. İçini de çekeceğim size. Gerçekten çok otantik. Resimlerini görmüştüm ama bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Şimdi odayı da çekeceğim. Odamın içi de bu şekilde. Bakar mısınız şu otantikliğe? Şurası dolabım. Burada da avluya açılan bir penceresi var. Bir de şeyi anımsattı bana, Kapadokya'yı. Burada da bir boy aynası var. Kapıya asmışlar. Burası da lavabosu. Biraz dinlenmek çok iyi geldi. Şimdi çıkalım dışarı, devam edelim. Bugün sabahtan beri çok başım ağrıyor. Sıcaktan mı, yemek yemekten mi bilmiyorum. Ama hiçbir şey yıldıramaz. Herkesçe içtim. Şimdi çıkıp hemen devam edelim. Akşam yemeğini de burada yiyeceğiz şimdi. İkramlarla başladık arkadaşlar. Bunlar ikramlarıymış. Siparişlerimizi de verdik. Fıstıklı kebap, Ali Nazik en meşhur olanlarından. Bir de küşleme. Onları bekliyoruz şu an. Ali Nazik kuşbaşı ve fıstıklı kebabımız geldi şu an. Çok güzel benziyor valla. Şu Ali Nazik'i çok merak ediyorum çünkü çok övdüler. Şimdi yorumumu yapacağım. Bir gurme değilim ama yorumumu yapacağım. Fıstıklı kebap yapılıyor. Ebi baklava yiyelim artık değil mi? Şimdi Koçak baklavaya geldik. En meşhur yerlerinden bir tanesi. Burayı çok tavsiye ettiler. Şimdi baklavalarının bir tadına bakalım. Başka şeyler var mı? Karşısına ödüyorsunuz. Daha sonra paket ödüyorsunuz. Baklava nasıl yenir? Göstereceğim. Baklavayı alıyorsunuz, ters çeviriyorsunuz. Burası damağa yapışacak bu şekilde. Yemin ediyorum açtım kendimi, ölümüne yiyorum. Meşhur kahvecilerinden bir tanesi de Tahmis Kahvesi. Gitmeden bir kahvemizi de içelim burada. Buranın meşhur kahvesi Menengiç kahvesini söyledim. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Ben aslında akşam gelmek istiyordum buraya. Bu müzik çalan kişiler yoğunluktan dolayı başka bir yere gitmişler sanırım. Bu aralar yoklarmış. O yüzden çekemedim onları. Neyse nasip artık siz gelirseniz umarım olur. Keyifli oluyor müzik falan. Dünyada en çok Türk kahvesi Menengiç, Osmanlı mesela. Açı işlerimiz de var, damla sakızımız var, çilekli kahvemiz var. Kakuleli kahvemiz var. Kakuleli nasıl tadı? Menengiç Antep fıstığımızın yabani hali. Antep fıstığının yabani hali. Aslında kahve değil, faydalı bir içecek. Astım, broşütü sormuyorum da bilebilir. Şimdi bir tavlacıya girdik. Sedefli tavlalar var. Hepsi çok güzel. Sedefin ne olduğunu biliyor muydunuz? Ben açıkçası bilmiyordum ne olduğunu. Şu deniz kabuklarının içindeki şu parlak kısım sedef oluyormuş. Netledim mi şu an bilmiyorum. Buymuş yani sedef dediğimiz şey. Şu dışında gördüğünüz bütün hepsi şu içindekindenmiş.
Bu da böyle gerekli gereksiz bir bilgi oldu. İmam Çağdaş'a da bir gelelim dedik. Bir yemeğimizi yiyelim burada da. Çağdaş'ta da Ali Nazik yıkılıyor, çok lezzetli. Ben burası çok popüler olduğu için bir tereddüt etmiştim gelip gelmemek için ama iyi ki gelmiştim, gerçekten çok güzel. İki günlük Antep turumun sonuna geldik arkadaşlar. Benim için çok keyifliydi ama mide fesatı geçirmeme gerçekten ramak kalmıştı. Bir gün daha kalsaydım kesinlikle mide fesatı geçirirdim. Benim için iki gün ideal oldu. En son bir de Güllüoğlu'na gittik. Orada da baklava yedik. Artık onu çekmedim galiba, bilmiyorum. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Buranın olayı o. Yani yemek üzerine kurulmuş bütün sistem. Oradan çıkıyorsunuz, oraya gidiyorsunuz. Hadi sürekli hadi şimdi nereye gidiyoruz, yemek yiyoruz oluyor. Ama dediğim gibi çok keyifli. Umarım videomu beğenirsiniz. Yorum yazmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.